Evet. Yani son Yatamar Sinema'nın konuşması. Onun çevirisini yapmaya çalışacağız. Son Yatamar Sinema'nın çok önemli bir müzikolog. Butler Üniversitesi'nde görev yapıyor. Kaliforniya bölgesinde. Ve roman müziği ile ilgili doktora tezi Türkiye'de Şenlendirici ailesiyle alakalı. Rahmetli Erdem Şenlendirici ve Özgür Şenlendirici ile alakalı bir çalışma yaptı. Bu anlamda yıllar sonra bir arada Son olmak yapılarsın. bizim için çok çok önemli. Songül Hocam da bu konudan bahsediyor. Evet, Sonya Tamar Simon şimdi konuşmasına başlıyor. Türkçe bir giriş yapıyor. Evet. Türkçe olarak yine bir hoş geldiniz konuşması yaptıktan sonra evet, şu anda sunumunu yansıttı. Musical Subjectivities and Recording Industries. Müzikal kişisellikler ve kayıt endüstrisi. Cemil Bey ile alakalı çok yoğun bir külliyat yayınlandı. Bu konferansa gelene kadar. Ve tabii müzik endüstrisinde, özellikle plak endüstrisinde önemli bir yer kapsadığı da gözükebilir, söylenebilir. Ve tabii Tamburi Cemil Bey üzerinde müzik endüstrisinin esasında müzik pratiğiyle de bağlantısını kurmak mümkün. Ve bu müzik endüstrisinin kuruluşunda profesyonel müzisyenlerin kültürel bağlamın ve müzik endüstrisinin tercihlerinin etkisi olduğunu söylemem gerekiyor. Ve bu anlamda dört temel unsurdan bahsetmek istiyorum. Belirli bir işi yapan kurumların toplanması, hani bir tür birleşik kurumlar yapısı ve özellikle icraya yönelik yeni bir anlatımın ortaya çıkması, türleşme, piyasayla müziğin kendi yapısı arasındaki parametreler arasındaki çelişkiler. Bu dört kavramı özellikle bu bağlamda tartışacağım. Cemil Bey örneğin üstünde.
müziği yapan kişinin bir zanaatkar olarak adlandırılmasını, bir sanatkar olarak adlandırılmasını ve bu manada lonca sistemiyle de bağlantı kurulabilecek bir konumda tanımlanmasını da yine öne sürmem gerekir. İlk dönem kayıtları 78 devirli plaklara kaydediliyor. Ve özellikle icra yapısının söz konusu plak endüstrileriyle yoğun ilişkide olduğunu söylemek gerekiyor. Ve endüstrinin bu manadaki kendisinden kayıt beklentileri kendisiyle ilişkileri noktasında da şekillendi. Sadece endüstrinin kendi kararları değil, Cemil Bey'in tercihleri de burada etkiliydi. Ve oradaki hani kendinin ait olduğu sistem, müzik sistemi nereden gelmekteydi? Meşk geleneği tabii ki. Tamburi Ali Efendi'den gelen, Aleksan Ağa'dan gelen bir meşk silsilesi içinde geliyordu. Ve akrabaları tarafından da bu meşk silsilesine destek de olunmuştu. Bu manada Cemil Bey'in müzikal gelişimi kısmen ailesiyle de bağlaştırılabilir. Ve özellikle ailesinin sarayla ilişkileri de burada kritikti. 10 yaşında kanun ve kemanla başladı, sonra tambura geçti. Esasında geçmişte tek bir enstrüman üzerinden uzmanlaşan bir gelenek vardı. Ve Cemil Bey bu manada istisnai bir durumdaydı. Çünkü sadece tamburda değil, diğer çalgılarda da ustalık geliştirmişti. Kemençe, lavta gibi. Yaylı tamburda çalmasını burada hatırlatmak lazım. Ve bu durum Cemil'in bir stüdyo sanatçısı olarak da tasarlanmasına yol açtı. Ve aynı zamanda bu endüstri açısından da gelir getirici bir durumdu, bir sürü çalgıyı çalması. Ve pek çok burada firmadan bahsetmek gerekiyor o dönem itibariyle. Orfeon mesela. Ve kendi hayat ve hayat tercihinin de bu kayıtlarla yakın bir ilişkide olduğunu söylemek mümkün. Bu kayıtların nasıl olduğunu tartışmak, işte dönüş yapmak, tekrar üzerinde düşünmek gibi. Ve tabii Cemil'in yenilikleri getirdiği, müzikte yenilikleri getirmiş olması da plak endüstrisi açısından da hani çekiciydi bir yandan. Taklitçi bağlam. Belki taklitçi bağlam olarak çevirmek burada daha doğru. Mimikleri taklit etmek. Biraz burada kullandığı bağlam Sonya'nın daha çok yaratıcı icra üzerinde bağlamında kullanıyor mimetik engagement yapısını.
ve kendi yaratıcı icrasının esasında nasıl oluştuğunu Necdet Yaşar'ın örneklemiyle de işaret ediyor. Yani Cemil Bey'i orada serbest bırakmaları plak şirketi sahiplerinin ve özellikle bu rahatlık üzerinden kendisinden verimli bir üretim beklemeleri. Bu noktayı altına çiziyor. Ve bu yapı medyanın müzisyen üzerinde, müzisyenin medya üzerindeki karşılıklı etkisinin de bir çıktısı olarak görülebilir. Bu bağlamda kayıt teknolojilerinin de Cemil Bey'in icra yapısını şekillendirdiği söylenebilir. Erken icraları ve geç icraları arasındaki farklılık bunu ortaya koyuyor. Daha tizlere doğru giden icra tercihleri, keman ve kemençe arasındaki benzerliğe dair bazı tercihler bu noktadaki fikrimizi güçlendirebilir. Bunlar tabii ciddi bir yaygınlık da içeriyordu plaklar aracılığıyla ve bu tercihlerin yani kayıt için yapılan tercihlerin Mısır'a kadar yayılmasını, Muhammed Abdülvahap dün de bahsedildiği üzere onu dinleyerek oradan etkilenmesini ve böyle bir etkinin var olmasını sağlıyordu buradaki plak endüstrisi. Ve popülaritesinin de gittikçe artmasını sağlıyordu tabii. Ve Cemil Bey ilk defa popülaritesi arttıkça solo çalgı konserleri vermeye başladı. Solo enstrümantal konserler vermeye başladı. İstanbul'dan başladı. Edirne'ye, Bursa'ya kadar bu konserler yayıldı. Ve bu bağlamda plak şirketlerinin kendi müzisyenlerini yerel konserler verme noktasında da cesaretlendirmeleri sonucunu ortaya çıkardı bu durum. Bu da önemli bir teşhis. Bu çok klasik müzisyenleri için enteresan bir işin sürecin başlangıcıydı. Bugüne kadar gelen kalan müzikle ve diğer firmalarla. Ve bu icraların Türk müziği için gerçek Türk müziği için parametrelerin oluşumunu sağlamakta da çok ciddi bir etkisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve diğer usta icracılar da Cemil'i bu yönüyle takip etti. Hem kayıt hem de bu tip dışarıdaki temsil, konser temsilleri adına. Ve türleşme, türlerin oluşması, tarzların oluşması diye belki yorumlayabiliriz. Pardon. Ve fasıl temelli aktarımın temeline yine bu türleri koymak gerekiyor. Ve fasıl icralarında ciddi icra çeşitliliği sağlanması, yerel gelenekten alıntılar yapılması, enstrümantal ustalığın pek çok çalgıda sağlanması, 3 dakikayla sınırlı kayıtlar ve bir sanatkarın tarzıyla beraber ortaya konması ve bu tarzıyla alakalı arka planında bir külliyatın oluşması. Ve bu durum türlerin
durağan yapılar olmasından ya da tarzın durağan bir yapı olmasından çıkıp esasında zaman içinde değişkenlik gösterebilen ve ölçülebilir bir yapı olmasını da sağladı bu kayıt imkanlarıyla beraber. Cemil Bey üzerinden bunu söyleyebiliyoruz. Bu süreç içinde kalıplaşmış, kodlanmış bazı tarzlarda hızlı değişiklikler de teşhis edilmeye başlandı. Yine bunda Cemil Bey'in kişiliği üzerinden teşhis edebiliyoruz. Ve buradaki türleşmenin ya da tarzlaşmanın esasında doğrudan plak firmaları tarafından da yönlendirildiğini söyleyebiliriz. Çalgısal ince saz takımı gibi. Ve mesela Peşrev'in öncesinde Taksim gelmesi gibi. Peşrev'de saz sanayisinin beraber gelmesi, aynı makamın yapısı içinde bunların devamlılığı gibi bir sürü mesele burada sorgulanması gerekir. Ve yerel pazarın, bu anlamdaki müzik pazarının şahsi bir alan olarak, sanatkar adına şahsi bir alan olarak tanımlanması noktasında da bir şirketlere bir imkan verdi bu. Ya da bir fikir verdi. Ve gelenekteki asıl geleneğine dair yapıları da böyle zorlayan bazı kombinasyonların ortaya çıkmış olması, zamansal olarak o sürelerin kısalması, stüdyo adına yeni bir tipik icra biçimi de ortaya çıkarıyor tabii. Ve bu bir hani sahnede görünmeyen bir ninni icrasına kadar gidebiliyordu bu durum. Ve bu yeni bir tür veya tarzlaşma noktasında da enteresan bir yaklaşım tipi olarak görülebilir. Bir sanatçı temele alan yeni bir prestij oluşturma yolu şirketler için bu ilk defa Cemil Bey ile ilgili ortaya çıkıyor. Cemil Bey'in plaklarının ayrı bir prestij teşkil ediyor olması. Bugün sıklıkla karşılaşılan bir durum. Ve 30 santimlik plakta sadece tambur ve kemençe taksimleri gibi belirli betimlemeler de esasında hani icra geleneğinde alışık olunmayan şeyler. Çünkü icra geleneği sadece taksimle sınırlı değil tabii ki. Böylesi taksimlerle alakalı bir çalışmanın da yapılabileceği gibi bir fikir ortaya çıkıyor. Ve son başlık da gerilimler veya verilen o fasılalar piyasa ve seçkin
tarafından onaylanmış tercihler arasında. Ve bu manada enteresan başka bir nokta, aristokratik bir tercihten sanatın halka doğru kayması, popülerleşmesi belki bir bağlamda ya da toplumsal bir kontrole doğru gelmesi. Burada artık patronlar aristokratlar veya işte devlet yöneticileri değil, plak firmaları. Ve plak firmaları meseleyi belirlemeye başlıyor. Daha önceki dönemlerde padişahın veya işte aristokratların tercihiyle belirlenen müzikal hayat, onlara göre beste yapma mesela, yavaş yavaş plak şirketlerinin tercihlerine göre belirlenmeye başlanıyor. Ve virtüozo kavramının plaklarda yansıdığı gibi artık toplumsal olaylarda, konserlerde de yansıtılması yavaş yavaş bir tercih haline gelmeye başlıyor. Ve repertuar tercihleri de Osmanlı müzik yapısının tercihiyle artık sınırlı değil, eklektik repertuarlarda olabiliyor. Değişik tarz veya makamlardaki eserlerin karışımıyla oluşan repertuarlar da ortaya çıkabiliyor. Ve yavaş yavaş tekrar en başta işaret ettiği nokta, toplumların artık tercihi eline alması ve piyasayı yönlendirmesi, piyasa denilen şeyin yönlendirilmesinin toplum tarafından yapılıyor olması. Cemil Bey'in plaklarının dijital formatta yayınlanmasıyla başlamış bir süreç olarak da bunu inceliyor. Çok güzel bir sunum Sonya Tamar Simur Hoca'dan. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli Songül Hocamız da kendisine teşekkürlerini iletiyor şu anda. Ve şimdi Jacob Olay. Martin Stokes'la doktorasını yaptıktan sonra İngiltere'de, entomozikoloji çalıştı önce. İngiltere'de görevi yapıyor, Oxford'da. Münster'de Corpus Musicae Ottomanica projesiyle ilgili çalıştı. Parsun notasıyla ilgili ve Osmanlı müziği ile ilgili uzmanlıkları var. Şeykop Oley. Pardon, University of Cambridge'de devam ediyor. Oxford dedim, özür diliyorum. Çalışmalarını. Doktorası işaret ettiğim gibi Martin Stokes'la beraber King's College'da. Jacob Olin'in konuşması.
çekti. Bu sempozyum düzenlenmesinde herkese teşekkür ediyorum bu konuda emeği geçenlere dedi Jacob. Şimdi sunumunu paylaşmış olacak. Tam burayı Cemil Bey'in müzik marketindeki, müzik pazarındaki, piyasasındaki yeri. Jacob Olley, Cambridge Üniversitesi. Bu makale Cemil Bey üzerinden müzik piyasası dediğimiz alana bakacak, bakmaya çalışacak. Bir önceki makaleyle ciddi bir bağlantı taşıyor. Batılılaşma ve modernleşme ile beraber bu değişimin süreci tartışılacak. İstanbul'daki dönemin müzik ve kültür hayatı içinde Tamburi Cemil Bey'i nasıl konumlandırabiliriz? Esasında temel sorumuz bu. Nasıl konumlandırmak gerekir? İstanbul bir liman şehriydi ve ticaret merkeziydi. Ve özellikle 19. yüzyıl itibarıyla bütün dünyaya ait hani ticaret alanlarıyla küresel ticaretle çok ciddi bir ilişki halindeydi. Özellikle Avrupa temelli malzemelerin, eşyaların dolaşımı artmaktaydı. Ve tabii ki burjuvazinin oluşmasıyla beraber alafranga, Avrupa'yı bir yaşam tarzının artmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Yeni tüketim ihtiyaçlarının ortaya çıkması ve Levanten temelli bir kozmopolit hayat, bir kültürel çeşitlilik içeren bir hayat, özellikle Avrupa'dan göç edenlerle beraber İstanbul'da yaşayan Avrupa kökenlilerle beraber şekillenen bir hayat. Sanırım Beyoğlu'ndan da bir resim gösteriyor. Pera'dan, evet Pera'dan bir fotoğraf. Bir yandan sunumu devam ediyor. Oradan da sunumunu da takip edilebilir Tumaç'ın YouTube kanalında. Bu değişim yani burjuvazinin oluşumu, kozmopolitan ve Avrupa ile entegre bir kentin oluşumu neleri doğurdu? Yeni tarzlar ve yeni kültür alanları açıldı. Tiyatrolar, kafeler, gazinolar, kıraathaneler ya açıldı ya değişti. Operet, kanto, vodvil, şarkı gibi formların daha popüler olması. Ki dönemin Pembe Kız mesela Cemil Bey'in kaydettiği Pembe Kız eseri bir operet girişidir.
bu örnekler arasında sayılabilir. Peki müzikal ürünlerin değişimi nasıl oldu? Neydi müzikal ürünler, çalgılar? Müzik notaları, şarkı kitapları, metotlar ve tabii ki kayıtlar. Müzikal ticaret alanını oluşturmaktaydı. Müzik pazarını oluşturmaktaydı. Bunlar artık dükkanlarda satılabilir durumdaydı. Ve tabii ki aktarım biçimlerinin değişmesi. Hani daha çok aktarımların kitaptan öğrenme veyahut işte şeylerden, kayıtlardan öğrenme gibi alanlara doğru aktarılması. Peki kapitalizm kuramsal olarak ve uygulama olarak neleri kapsıyor? Bu bağlamda kapitalizmle nasıl ilişki kurabiliriz? Mübadele değeri, o değişim değeri yani bir malzemenin fiyatındaki değişiklik, işte bunun içine değişik paralarla ilişki, para birimleriyle ilişki de giriyor. Mal ve mülkiyet, rekabet, tüketici seçimi, arz talep, verimlilik ve yenilik gibi başlıklar doğal olarak devreye giriyor. Bu dönem itibarıyla konuşulmaya başlandı. 19. yüzyıl Osmanlısı adına bunları söylüyoruz tabii ki. Eski dönem aktarımında bir öğrenci hocaya gidiyor. Nota kullanmıyorlar, kitap yok. Aylar sürebilir bir eserin öğrenilmesi. Ama bu da değişiyor tabii. Baskıların yani şu yönüyle kitapların basılmış halde çoğalmasının artması ve müzikal bilginin yayılımının daha da güçlenmesi bir tür o basılmış eser kapitalizminden de bahsetmeyi belki de zorunlu kılıyor. Dikkat ederseniz bazı reklamlarla karşı karşıyayız hem de ve gazete haberlerinde. Biraz çözünürlük düşük, tam okuyamıyorum hepsini. Çalgı satışı. Müzik kitaplarının satıldığı kitapçılar, öğretmen-hoca ilişkisi, pardon, öğretmen-öğrenci ilişkisi bu bağlamda müziğin pazarının oluşumunda etki kuruyor. Basın ve yayın alanı da bunu destekliyor tabii ki.
Evet, müzik öğretmeni, saz muallimi aranıyor. En muvafık ve ciddi bir saz muallimi. Evet, bir saz öğretmeni ilanı. Direktör arasında 39 numaralı dükkanda Ahmet İlami. Muallim Ahmet İlhami'yi tavsiye etme noktasında bunu öne süren bir gazete küpürü veya reklamı diyebiliriz. Ve yine düğünlerde icra yapmak adına da Ahmet İlhami Efendi'nin tavsiye edildiği bir ilan bu. Ve yine eğer öğrenci memnun kalmazsa belirli değişiklikler de yapabiliyor tabii. Hoca da bu meşk sisteminin oldukça dışında bir alanı da işaret ediyor. Alafranga müzik eğitiminin de yaygınlaşması yine rahatlıkla teşhis edilebiliyor. Ve rehberi musikiyi de bu basılı müzik eserlerinin yarattığı market içinde önemli bir eser olarak görmek gerekiyor. Dönemin ünlü müzik üstadı Tanburi Cemil Bey tarafından yazılmış bu eser tabii ki müzik piyasası için kritik. Ve eserin ne kadara, kaç liraya, kaç kuruşa alınabileceği, nereden temin edilebileceği ve eserin içeriğiyle alakalı yine yazılar ilgili gazete küpüründe veya reklamında gözükebiliyor. Evet, rehberi musiki. Ve tabii ki kayıt endüstrisi yine burada önemli bir işlev üstlenen başka bir alanda kayıt endüstrisi.
Tam bu Cemil Bey önce bir Alman firmasıyla kayıt yapmıştı. Çok mutlu değildi. Bir İngiliz kişiyle iletişime geçti. Bir İngiliz firmasıyla. Cemil Bey de kayıtla ilgili olasılıkları zaten araştırmaktaydı bir yandan da. Ve o konuştuğu kişi fonograf kayıtlarına dair alakanın Türkler arasında çok yaygın olduğu ve İngiliz firmasının bu pazara girebilmesi için de bunun bir imkan teşkil ettiğini söylüyor o İngiliz kişi ve Cemil Bey üzerinden İngiliz firmalarla iletişime geçiyor. Tamburi Cemil Bey bu anlamda bir fonograf ve gramofon plak üreticisinin adresini almasını istiyor kendisinden ve o bu vesileyle İngiliz firmalarla bağlantı kuruyor. Repertuarının yeniden üretilmesi için bunun bir şans olduğunu düşünüyor Cemil Bey. Şark musikisi ve şarkılarının gramofon kayıtlarının Osmanlı İmparatorluğu zemininde ve Arapça konuşulan ülkelerde büyük bir talep oluşturduğu biliniyor ve Cemil Bey'in bu tür kayıtları sağlamak için de uygun bir kişi olduğu söyleniyor o İngiliz kişi tarafından. Musiki meclislerinin çok talep gördüğü ve kendisinin bestelediği, icra ettiği eserlerin de çok yaygın olduğunu da yine aktarıyor. Dolayısıyla onu övüyor ve o plak şirketiyle bağlantı kurmasını sağlıyor. Sanatkar eseri satışa çıktığında doğdu. Evet, Jack Attali. Kapitalizm ve sanat adına çok çarpıcı bir yorum Jack Attali'den ve bu yorumu Jacob Oli paylaşıyor tabii ki. Ve Cemil Bey'in sağ tarafta gözüken meşhur plaklarının dökümü adeta. Ve Cemil Bey'in esas etkisinin de bu müzik marketi içindeki bu yeriyle oluştuğunu düşünüyor Jacob Oli. Gerçekten güzel ve enteresan bir konuya değindi. Şimdi Songül Hocam teşekkür ediyor. Evet, şimdi son konuşmacıya geçiyoruz. Toplantının son konuşmacısı İrem Yamansoy Türkçe konuşacağı için bu konuşma Türkçe olacağı için çeviri yayınımızı burada bitirmiş oluyoruz. Son oturumda konuk konuşmacılarla yine sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz.